Ayşe. Abla, sen gidemiyorsun bu konaktan. Bense kalamıyorum. Artık konuşacak fazla bir şey kalmadı. Sanki bana yattın mı Baran'la diye sordun. Bu kez fedakarlık yapma sırası bende. Beni düşünme artık. Seni arayacağım. Hoşça kal. Daha bak sosyete yürü. Üzerine vazife olmayan işlere burnunu sokun yine. Kendal, ne oluyor yine? Kızım, söyle ne diyeceksin? İlla can sıkacaksın. İlla kaşıyacaksın ha? Ayşe! Gitmiş! Gitmiş! Sibel, kim gitmiş? Gitmiş abi, gitmiş! Sibel, oğluma bir şey mi oldu ha? Ayşe gitmiş abi. Ulan ödünü koparttın ha! Ayşe gitmiş diyor. Bu daha ne olsun ağam? Tamam Sibel, sakin ol. Senin yüzünden! Senin yüzünden gitti Ayşe! Ben? Ne istedin her kadar kızdan anne? Ne diyorsun sen? Delinin zoruna bak! Kardeşime dedin sen. Gencecik bir kız bunu nasıl kaldırır? Hiç düşünmedin mi? Hiç mi düşünmedin? O zaman herkes nasıl davranacağını bilecek. Allah Allah. İstiyorsan ben sana öğreteyim ha? Sibel. İkiniz de susun. Gelin ikiniz de yukarı. Kardeşime bir şey olursa var ya. Bittin sen. Kendal şunu yukarı getir. Neymiş ne değilmiş bir öğrenelim. Hadi hadi. Siz gelmeyin. Kudurtmayın kadını şimdi. Bunlar zaten bacı kardeş yeterince kudurmuş. Efendim. Komutan. Buyurun Kendal Bey. Bak hele. Bizim Sibel'in kız kardeşi vardı. Ayşe. O evi terk etmiş, gitmiş. Tamam, ben birazdan uğrayacağım Kendal Bey. Sibel yapma böyle. Etme kızım. Komutan geriye, sağa sola bakar o. Parası pulu da yoktu zaten. Afetten çıkmamıştır daha. Gururu kırıldı. Biraz düşününce dönecektir. Nereye gidecek ki? Bak komutanını akşama kadar bulup getirirsen. Döner mi abla ya? Tabii ki döner. Bak kanındaki bebeğine düşmen lazım. Nalan Hanım. Hoş geldiniz komutan bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sibel Hanım'ın kardeşiyle ilgili bir problem varmış sanırım. Yukarıdalar mı? Yukarıdalar. Narin, ne oldu? Sen de benim gibi kaldın dışarıda. Ne dersin? Şimdi ikimiz de meclisten atıldık mı? Harlı ateşi kız Özlem. Az kaldı. Narin sen yolu aç, ben hemen arkandayım. Geçmiş olsun Kadriyana. Sağ ol oğlum, hoş geldin. Hoş bulduk. Nedir durumumuz? Sibel'in bacısı evden gitmiş, giderken de bunu bırakmış. Derdimiz azdı zaten. Bir bu eksikti, o da oldu, tam olduk. Sen ona bakma.
Tamam, öncelikle bir ışgal bildirelim o zaman. Devriye unsurlarının dikkatine. Ayşe adında 17 yaşlarında, 1.60 boylarında... siyah saçlı, açık tenli bir kız kayıp. Araştırma için önce otogardan başlansın. Anlaşıldı, tamam. Aslında 24 saat önceden aramaya başlayamıyoruz. Sibel, dur. Kayıp sayılabilmesi için bu sürenin geçmesi gerekli. Kadriye Hanım, bu şimdilik resmi bir arama olmayacak ama arayacağız tabii ki. Bulacağız, merak etmeyin. Sağ ol oğlum, sağ ol. Peki evden giderken yanına para falan almış mı? Yanında para var mı? Yok, nereden olsun? Yok değil mi? Yok. Ya amma abarttınız ya. Yok mektupmuş, yok kaçmışmış. Belki sevgilisiyle el ele dolaşıyordur. Belki de ne bileyim, barınına gitmiştir. Baran'ın telefonu kapalı. Ha işte dedim ben. Tamam Özlem, sus. Eğer birliktelerse iyi. Senin ağzından çıkanı kulağın da duymuyor artık. Ya tamam, bir susun. Peki Baran'ı en son kim gördü? Ben. Fabrikaya geldi. Amca yeğen dertleştik. Peki hareketlerinde herhangi bir gariplik var mıydı Kendal Bey? Yok, hissetmedim. En son ben gördüm. Benim çalıştığım yere geldi. Baran'a ulaşılamadığına göre, yani kesin olmasa bile birlikte gitmiş olmaları mümkün. İş yeriniz neredeydi Ebru Hanım? Gaziantep'te. Sen ne söyledin benim oğluma? Ne konuştun? El ele birlikte kaçıp aşkınızı mı yaşayın dedin? Ne diyorsun sen Narin? Narin, Ebru, bir sakin olun. Bir anlayalım, dinleyelim. Değil mi? Ana, ne diyorsun sen Allah aşkına? Benim oğlum bu yaşına kadar böyle bir şey yapmadı. Bu kadınla konuştuktan sonra kaçtı gitti çocuk. Narin Hanım, lütfen sakin olun. Bakın, belki de düşündüğünüz gibi değildir. Şu anda sadece ihtimalleri değerlendiriyoruz zaten. Telefonun şarjı da bitmiş olabilir. Kaldı ki Ayşe'nin yanında olup olmadığını bilmiyoruz bile. Merak etmeyin, her ikisini sağ salim bulacağız. Ben sizi bilgilendireceğim. Bizi habersiz bırakma oğlum. Tamam Kadriye Hanım. Ne dedin sen benim oğluma? Ne konuştun? Söyle çabuk. Neden soruyorsun? Sen benim oğlumla ne konuşabilirsin ki? Bak Narin, burada hepimizin tek derdi iki kayıp çocuk. Sense hala Baran'la ne konuştuğumu soruyorsun. Baran'la ne konuştuğuma gelince, istersen onu döndüğünde Baran'a sor. Belki de sana anlatamadıklarını anlatmıştır bana. Benim oğlum bana her şeyi anlatır. Öyle mi? Madem sana her şeyini anlatıyor, o zaman meraklanmanı gerektirecek bir şey yok. Tamam Narin, meraklanma. Gelince sorarsın, o da sana söyler. Hem bak Oğuz komutan bulacakmış. Sen dedin ya, kesin bulur. Aferin. İkinize de aferin. Şurada iki tane kayıp çocuk var. Nerededir, ne yaparlar bilmeyiz. Siz ikiniz birbirinize laf sokmak için uğraşıyorsunuz. İkinize de aferin. Belki Fırat'tadır. Aradınız mı?